Atakan mahkemelik olmuş o malum görüntü yüzünden. O görüntüde işte Türk halkına demin az sonrasında da görmüştük. Küfrettiği iddia ediliyordu diyelim biz yine. Kim mahkeme, varmış mahkemeye? Kendisi mahkemeye gitmiş, demiş ki ben bu görüntüleri, ben de bir savunma yapmış. Savunması şu şekilde. Ben orada argo kelimeler kullanıyordum ama kesinlikle müzikten dolayı duymadım. Bunun hakkında bir suç duyurusu mu olmuş? Kendisinin gitmesinin nedeni şu. Mevcut görüntüleri internetten sildirmek için başvuruyor mahkemeye. Avatar Atakan. Orada da savunma yapıyor hakim sorduğunda. O da diyor ki ben orada duymadım diyor. Yani argo kelimeler, cümleler kuruyordum, kullanıyordum. Ama duymadım. O soru geldiğinde de böyle bir şey söyledim. Ve çarpıtılarak... Hayır, ben acaba suç duyurusu mu falan olmuş? Yani suç duyurusuyla birlikte mi savcılık kendisinden ifade almayı... Seninle ilgili mesela bir görüntü var. Sen onu sildirmek istiyorsun şeyden, arama motorlarından, internetten falan. Başvuruyorsun ya mahkemeye. Onu bilmiyordum. O işte gelişme o zaten konuyla ilgili. Tamam. Burada da bir savunma yapıyor ama o savunma da çok inandırıcı gelmiyor. Gazetelerde dün yer alan haberlerde işte Atakan kıvırdı, evet, bu falan filan diye geliyor. Evet, yorumlarınızı alalım. Savunması o şekilde yani. Savunma neymiş, özür diliyorum. Duymadım. Kulaklığım vardı, müzik vardı. Ben zaten orada argo kelimeler, cümleler kuruyordum. Böyle bir soru üzerine gelince geldi de üzerine falan geldi, denk geldi. İnsanlar da çarpıttı bunu. İnternetten o mecralardan silinsin bu görüntü diye. Bu başvuru da çok mantıklı. Silinir mi bilmiyorum. Nereden, hangi birinden? Tek tek bir kere başvurman lazım. Hani... mesela bilmem ne sitesi de gördün. Onunla ilgili bir mahkemeye başvurman lazım eğer silmiyorlarsa. Evet. Şimdi bence biz Atakan'la aynı yerdeyiz. Neden? Çünkü Atakan bu görüntüleri izlediğinde rahatsız oluyor ya. Biz de oluyoruz. O yüzden biz Atakan'la şu anda aynı yerdeyiz. Atakan, bizim senden başından beri ricamız, böyle bir şey yapmadığını, böyle bir kimyada bir çocuk olmadığını ben gönülden inanıyorum. O yüzden sadece özür dilemendi. Özür dilediğin vakit zaten bizim gönüllerimizden bu görüntü benim adımı. Ben sileceğim çünkü sana inanacağım. Ama ben seninle şu anda aynı yerdeyim. Ben de bu görüntüyü görmek istemiyorum. Evet. Yorumum bu. Bu başlıkla alakası yok. O başlığın görüntüsü birazdan gelecek arkadaşlar. Bu başlıkla alakası yok bu görüntünün. Şimdi evet, Nihat, senden alalım yorumunu. Ne diyorsun? Savunmasını nasıl buluyorsun? Zaten savunmasını dinledik. Çıkmış olduğu bir televizyon programında da zaten buna benzer söylemlerde bulundu. Hoş olmayan görüntüler. Artık yapacak bir şey yok. Gereği hakim beye kalmış. Yani bunun cevabını hakim verir, silinmeyeceğini. Çok da fazla üzerine zaten konuştuk. Tekrardan konuşulmasını da doğru bulmuyorum. Evet, Yuşa sen... Ben bir kere müthiş rahatsızım bu görüntülerinden. Asla kulağında müzik falan olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Bana bunu kimse inandıramaz. Yaptığı hareketler ve vücut dili, o müstehcen tavırları, müstehcen yani o tavırlar, ondan sonra al 1 lira al 3 lira muhabbeti, ondan sonra kaldı ki kulağında müzik olmadığı gibi bu görüntü, evet, topluma kötü bir örnek. Çağatay Ulusoy'u konuşana kadar bence bunu konuşmalıyız diye düşünüyorum, çünkü o bambaşka bir konu, hani bir yere saptırmak falan asla değil ama al buyur yani bu çok olacak gibi. Tamam, şurayı da biraz yani duyalım haberin. Bir gelsin doğalını bir duyalım. Ondan sonra zaten kapatacağız. Evet. Kötü örnek işte. Buyur. Bugün Atakan Arslan'ın evine konuk oluyoruz. Atakan sağ olsun bize kapılarını açtı. Şurada gördüğünüz gibi Atakan Arslan'ın kupaları. Kupaları. Atakan Arslan. Evet, bugün Atakan Arslan'ın konuğuyuz. Gel, oku abi, oku burayı. Sonu saadet, bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Türk halkına? Hepsinin. Evet seyirciler, bugünkü programımız o kadar. Yani biz şimdi tabii, ben bu şimdi şöhreti yeni yakalamış arkadaşlara şunu da hatırlatalım. Yani siz bir şeyi deştikçe o tekrar gündeme gelir. Bakın şu an aslında herkes yeni, yavaş yavaş gündemden düşmüştü mevzu. Evet, sen doğru. Şimdi gidip 1000 tane mecrada yer almış bir yere... Bir bunu işi, o zaman bir görüntüyü, şimdi değil tabii, yani. Bir görüntüyü gidip aradan bir hafta geçmiş, 10 gün geçmiş, yeniden kurcalarsan, yeniden çomak sokarsan, bu programda, o programda, o gazetede, şu gazetede, şu sitede tekrardan haber olursun. O yaptığı küfürlerin hepsini aynen ben de ona geri iade ediyorum. Tabii herkese küfretmiş oluyor. Hepimize o da küfür etmedim etti diyor ama. Saygısız. Tabii olmuyor yani, insanlar yemiyor o numaraları da. Peki. Ha, Atakan bir de şöyle bir şey yapmış, şöyle bir mesaj paylaşmış bir görüntüyle. Dünyayı bana tersten gösterdiler demiş. Biraz da hani espri yapmış.
Gerçekten başka bir şey diyoruz ama neyse. Herhalde bu yaşadıklarından dolayı. Dünyayı çok güzel bir laf söylemiş. Bir video paylaşmış olsun demiş. Ben tersten, görürsün tersten. Yürümeye devam edeyim demiş. Gelsin o video hazırsa. Ya bir insan bu kadar bak. Ne var biliyor musun? Bak şu ne kadar kötü bir şey. Yani benim çok yarışmada da ona oy verdim. Çok sempatik geliyordu. Yarışlarda hep onun kazanmasını istiyordum falan. Çünkü ben iyi bir Survivor izleyicisiyim. Her zaman bunu söylüyorum. Ancak düşünsene bir insan kendi kendine ancak bu kadar bitirebilir. Resmen çocuğu gördüğümde böyle bir midem bulanıyor. İçim ürperiyor yani. Bak bu kadar da söylüyorum. Değil mi? Etkileniyorsun. Evet ya Allah Allah. Sen benim bütün Türk halkına küfür ediyorsun. Ben sana küfür etsem ailene, kız arkadaşına. Ben senin aynısını kız arkadaşın için söyleyeyim. Bakalım ne hissediyorsun. Nişanlın mı, karın mı neyse artık. Anan mı, bacın mı neyse. Ben onlara söyleyeyim o zaman. Yani midesi bulanır. Buyur aynı hislerdeyim şu anda. Kalkınca kendi ailesi de dahil ona. Kendi ailesine de küfretmiş oluyor aslında i̇şte. Baktığı zaman. Ya çok berbat bir durum neyse. Şimdi...